Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Risale okumalarımıza 10. sözden, 10. sözün de 4. suretinden devam edeceğiz inşallah bugün. Başlarken yine 10. sözün ne hakkında olduğunu hatırlarsak, 10. söz namı diğerle Haşr Risalesi bize öldükten sonra dirilmenin hak olduğunu, bundan bir derece ileri de çok mümkün, gayet kabul edilebilir, zaten gerekir olduğunu ispat ediyor. Böyle bir dersi içinde barındırıyor. Elbette bu dersi Kur'an'dan ve sünnetten alıyor. Salih Selef'ten alıyor Bediüzzaman Hazretleri. Ve bize naklediyor. Temsillerle, o temsillerin içine yedirilmiş benzetmelerle ve onların işaret ettikleri hakikatlerle. 10. söz Rum suresinin 50. ayetiyle başlıyor. Mutlaka hatırlayalım istiyoruz. Ayet neymiş? Yola çıktığımız o ilk adım, o güzel adım neymiş? Mutlaka aklımızda kalsın istiyoruz. O yüzden bu kısmı mutlaka hatırlatmaya çalışıyoruz. Rum suresinin 50. ayeti şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtihe. İnne zâlike le muhyil mevta ve hu alâ külli şeyin kadir. Kısa bir meali şöyle bu ayetin. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Burada Kur'an'ımız, Kur'an-ı Hakimimiz, Kur'an-ı Kerimimiz bize bahar üzerinden haşre bakmayı emrediyor. Öncelikle emir bu. Sonra bir aşama ilerisinde derinlikli okumalar yapmayı ehline tavsiye ediyor. Hepimizin buradan bir hissesi var ama elbette Kur'an'a muhatap olacak seviyeye ilmini getirmiş, kendisini yetiştirmiş insanların seviyesi ilk. Bediüzzaman Hazretleri de bunlardan birisi, bir ehli sünnet alimi. Biz de onun talebeleri olarak onun Kur'an'dan aldığı bu dersi becerebildiğimiz ölçüde kendi sinemize bastırmaya çalışıyoruz. Gönlümüze almaya çalışıyoruz. Gırtlağımızdan aşağıya indirmeye çalışıyoruz. Cenab-ı Hak indirebilmeyi nasip eylesin. Ayet-i Kerime baharla haşir arasındaki ilgiye dikkat çekti. Oradaki dirilişin ilerideki dirilişe delil olduğunu söyledi. Bunun yanında ne söyledi? Rahmet ve kudret diye iki şeyi andı. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmetini ve kadir oluşunu andı. Bunu niye yaptı? Bir, kudret açısından bir problem yok. Baharı yapan elbette haşrı yapabilir. Buna işaret etti. Diğer açıdan neden gereksin ki sorusunun cevabını da rahmetle verdi. Baharı gerektiren rahmet, o canlıları hiçliğe atmayan, tekrar hayata döndüren rahmet, onlara ikram eden rahmet, her baharda milyonlarca, belki milyarlarca canlıya lütfeden rahmet, onları taltif eden rahmet, sevindiren rahmet, elbette insan nevini de ki kıymetlisidir, sanatlısıdır, mucizesidir, taştan, ağaçtan, hayvandan daha üst bir şeydir insan, potansiyel itibariyle söylüyorum, hakkını verirse, melekleri bile geçebilir. Elbette Cenab-ı Hak böyle bir sanatını diğerlerinin rahmına ziyan etmez. Diğerlerini ziyan etmiyor, geri getiriyor. Elbette insan devini de geri getirecektir diye bu ayetten dersimizi alıyoruz. Ama dediğim gibi bu risalede bundan fazlası var. Bu ayeti bir formül kılıp rahmet ve kudreti ayetin kullanış şeklini bir formül kılıp buraya okuduk işte adaleti getirdi, intizamı getirdi, farklı farklı isimleri o rahmetin ve kudretin yerine koyarak farklı formüllerle Bediüzzaman Hazretleri bize
ayetin işaret ettiği hakikatin farklı suretlerini gösterdi. Biz şu an suretler bahsini okuyoruz. O suretlerden de dördüncü surete geldik. Kıssanın öncesini merak edenler, okuduğumuz hikaye temsiliyenin öncesini merak edenleri evvelki derslerimizi ya havale edelim ya da kendileri 10. sözü açarak okusunlar bu okuyacağımız kısma kadar. Zaten fazla ilerlemedik. Şu an söz basım külliyata göre 85. sayfadayız. 10. sözde ise ancak 1-2-3 sayfa ilerlemişiz yani söz basıma göre. O yüzden geriden gelmek endişeniz olmasın. Biz şu an bir hikayenin içindeyiz ve o hikayenin içinde iki kahraman var. Bunlardan birisi gasıp, serseri, sorumsuz. Diğeri çevresini okuyarak, hikmetleri anlayarak, anlam arayarak işte oldu gibi diyelim, onun gibi bir ifade. Anlam arayarak kendisini bir resmin parçası kılıyor. Büyük resimde bir okuma yapıyor. O büyük resme göre kendi resminin, kendi tuttuğu yerin de o resimle uyumlu olmasına çalışıyor. Burada bizim nazarımızda düzeni veriyor, hikmeti veriyor, adaleti veriyor, ölçülülüğü veriyor. Birçok şeyi verdi buraya gelene kadar. Dedi ki, alem böyle, ben şöyle olamam. Alem böyle, ben böyle olamam. Alem o şekilde, ben bu şekilde olamam. Yani onun zıttı bir şekilde var olmamalıyım. Zıttı şekilde var olmanın bir bedeli olmalı ki alem şu şekilde devam ediyor. Söz gelimi. Düzenden konuştuk, oradan devam edelim. Alem hep düzenliyse ki kainata yaptığımız tefekkürler hep bunu bize gösteriyor. Bugün tutuk başladık, cümleleri kuramıyoruz. Allah ahirimizi hayretsin. Kainata yaptığımız tefekkürler hep bunu gösteriyor bize. Düzen var. Alemin her köşesinde bir düzen var. Kanunlar var, yasalar var. Dünyadan tutun bilmem kaç milyar yıl ilerideki bir gezegende de geçerli olan kütle çekim kanunu diye bir şey var mesela. İşte geçen bir video izledim. BBC'nin videolarından birisiydi. Bilim videolarından. İşte 4 temel kuvvet var diyor. İşte manyetik kuvvet, kütle çekim kuvveti, nükleer kuvvet falan filan. Bunlar diyor evrenin üzerine kurulu olduğu 4 kuvvet. Bütün diğer kuvvetler aslında bunun şeyi, yansımaları. Bu 4 kuvvetin yansımaları, 4 tür kuvvetin yansımaları diyor. Bakın burada geçerli olan alemin her köşesinde geçerli yani. Var olan her şey bizim şahit olduğumuz alemi şehadet itibariyle elbette. Bu yasaların etkisi altında bugün bilim de bunu kabul ediyor yani. Bir düzenin içinde var olduğumuzu kabul ediyor. Hal böyle olunca bu düzen alemde böyle devam ediyorsa ya bunun bir bedeli olmalı ki bunlar bu düzende devam ediyorlar. Veya bu düzeni sağlayan birisi olmalı veya bu düzeni seven birisi olmalı. Hem de gücü yeter olmalı ki bu iş böyle düzenle devam ediyor. O halde ben düzensizlik yapıp onun gazabını çekmeyeyim, rahmetinden uzaklaşmayayım. Bu düşünceye ermemiz lazım şeyinden. O arkadaş tefekkürler yapıyor, diğer arkadaş ikna etmeye çalışıyor. Bunu suretlerde gördük. Buradan şeyi hatırlatayım okuyanlar için de. İbn-i Tufeyl'in Hay bin Yaksan'ında mesela Hay böyle işte bir adada... Issız bir adada büyüyen bir çocuk o. Tek başına büyüyor. Güya işte geyikler büyütüyordu galiba onu. Ve Hay tefekkürle Allah'ı buluyor çevresine. Mesela şu şey aklımda kalmış. Bakıyor işte kediler mesela yalanıyor. Köpekler yalanıyor. Atıyorum işte aslanlar yalanıyor. Bütün canlılar temiz kalmaya çalışıyor ve hakikaten baktığınız zaman tabiatta da temizlik var. Esas yani her şey temizlik üzerine. Bir hayvan öldüğü zaman hemen leşçiller geliyor, o leşi temizliyor. Onlardan kalanları da bakteriler temizleyip toprağa karıştırıyor. Gibi gibi örnekler aklınıza gelmiştir. Yani bir temizliği seven birisi bu alemi yaratmış diyor kendince. Yani o kuruyor kafasında onu. O zaman diyor ben de temiz olmalıyım. Bak abdesti bilmiyor. Ama diyor ki de temiz olmam lazım diyor. Bu canlılar diyor hep temiz olduklarına göre ben de temiz olmalıyım diyor.
ve yıkanmayı buluyor mesela o çocuk. Tabii o bir kurgu ama hani üzerine durduğu mantık, evet. Aleme bakarak insan Allah'ın razılığını çıkarabilir böyle. Fakat bu zor bir yol. O yüzden Cenab-ı Hak lütfu keremiyle bize dinler yollamış. Dinler diyoruz ama sadece bir din var, İslam. Esasatta bütün dinler birdir. Fıratta küçük farklılıklar o toplumların terbiyesine göre farklılaşan ibadetler, emirler olmuştur. Geçmiş peygamberlerin şeriatlarında küçük nüanslar vardır. Ama esasatta hiçbir farklılık yoktur. Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bütün peygamberler İslam'la gelmiştir. Allah indinde din İslam'dır, değil mi? Cuma hutbelerinde hocalarımız bu ayet hep okuyorlar. O yüzden biz şöyle bir şey kabul etmiyoruz. Bazen işte popüler söylem olduğu için akıllarda yanlış izler bırakıyor. İşte semavi dinler, Hristiyanlık, Yahudilik, Müslümanlık, işte arzi dinler, işte diğer bilmem seküler şeyler falan filan. Biz onları aslında din saymıyoruz. Onlara din denmesi aslında yanlış İslami literatür açısından. Onlara inanç denmeli veya başka bir isim bulup o söylenmeli. İslam ayrı tutulmalı. Çünkü bugünün Hristiyanlığı veya bugünün Yahudiliği bizce semavi değil artık. Semaviyken onlar İslam'dı. Şu anki halleri arzidir. Bozulmuştur, tahrif olmuştur. Bu nedenle artık dinler sanki Cenab-ı Hak birden fazla şeriat göndermiş de kendisi hakkında farklı farklı fikirler verdirmiş insanlığa gibi düşünmemek lazım. Hayır, Cenab-ı Hak kendine dair marifette her zaman aynı bilgiyi yolladı. Bunu da bize Kur'an'da bildiriyor. Her peygamberin ümmetine söylediği, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediğinden başka bir şey değil. Bunu da Kur'an'da biz görüyoruz. O anlamda dinler yok yani. Cenab-ı Hak işte Hristiyanlara ben üçüm, Müslümanlara ben birim, ateistlere ben yokum, Budistlere ben putum falan böyle bir şey söylemedi. Kendisi hakkında ihtilaflı bilgiler gönderip insanlığı tereddüde düşürmedi. Cenab-ı Hak böyle oyunlar yapmaz haşa, bunu ondan tenzih ederiz. Onu bundan tenzih ederiz. Yine yanlış söyledim. Onu bundan tenzih ederiz. Öyle insanlığı ihtilafa düşürüp sonra da sonuçta tek demeyen herkesi cehenneme atmak, bu onun adaletine, onun hikmetine, onun rahmetine yakışmaz. Biz böyle bir şeyle kesinlikle Cenab-ı Hakk'ı sıfatlandırmıyoruz. Biz diyoruz ki hep gelen din İslam'dı. Her zaman peygamberler aynı mesajı verdiler. Füruatta çok küçük farklar, ibadetlere dair, belki yasaklara dair küçük nüanslar olduğunu biliyoruz ama bunun dışında esasatta fark yoktu. Fakat bugün o dinler başlığı altında anılan inanışlar diyelim, bunların İslam'dan farkları böyle şey değil ki, küçük füruat falan değil ki, bayağı uçmuş gitmiş onlar yani. Hazreti İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu demek, bu çok büyük bir yapısal problem. Ya onlar da öyle desin, öyle şey olur mu yani, Allah dediğin şey olur mu? Oğlu olur mu, insandan oğlu? Biz İhlas suresini boşuna mı okuyoruz? Kul huvallahu ehad. Estağfirullah. Kul huvallahu ehad. Allahu samet. Lem yelid ve lem yulet. Ve lem yekul lehu kufuven ehad. Lem yelid ve lem yulet. Doğmak, doğurmak, bunlar haşa Cenab-ı Hakk'a yakışmaz. Sonradan var olan bir şey ilah olamaz. Onu var eden neyse o onun ilahı olur. Biz böyle işte eski Yunan tanrıları gibi şeylere inanmıyoruz. O onun karısıymış, bu bunu aldatmış, ondan bir çocuğu doğmuş, o çocuğu yarı tanrıymış, ötekisi tam tanrıymış, öbürü dörtte birmiş, ötekisi beşte birmiş falan böyle taksim taksim tanrı inanmıyoruz biz. Bizim inandığımız tek bir ilah, öyle bir ilah ki ikincisi yok. Zaten ilah da öyle olur. Sonsuzsa ikincisi olmaz. Biz böyle inanıyoruz. Evet. Bu uzun girizgahın ardından artık dördüncü surete başlayabiliriz. Ne kadar konuşmuşum? Bir 10 dakika galiba konuştum girizgahta. Efendim, dördüncü sureti okuyalım önce bir tamamen. Hepsini bir okuyalım. Sonra tekrar başa dönüp hakkında konuşmaya başlayalım. Dördüncü suret. Bak.
had ve hesaba gelmeyen şu sergilerde olan misilsiz mücevherat, şu sofralarda olan emsalsiz matumat gösteriyorlar ki, bu yerlerin padişahının hadsiz bir sehaveti, hesapsız dolu hazineleri vardır. Affedersiniz. Bak, had ve hesaba gelmeyen şu sergilerde olan misilsiz mücevherat, şu sofralarda olan emsalsiz matumat gösteriyorlar ki, bu yerlerin padişahının hadsiz bir sehaveti, hesapsız, dolu hazineleri vardır. Halbuki böyle bir sehavet ve tükenmez hazineler daimi ve istenilen her şey içinde bulunur bir dar-ı ziyafet ister. Halbuki böyle bir sehavet ve tükenmez hazineler daimi ve istenilen her şey içinde bulunur bir dar-ı ziyafet ister. Acaba neden? Hem ister ki o ziyafetten telezzüz edenler orada devam etsinler. Ta zeval ve firakla elem çekmesinler. Çünkü zeval-i elem lezzet olduğu gibi zeval-i lezzet dahi elemdir. Risale-i Nur'un İnci Mercan cümlelerinden birisi bu. Nur talebelerinin de hemen hepsinin aklında bulunmaktadır tahmin ederim bu cümle. Yani kilit cümlelerinden birisi. Bu cümleyi çözdüyseniz külliyatın anahtarlarından birisini çözmüşsünüz demektir. Çünkü zeval-i elem lezzet olduğu gibi zeval-i lezzet dahi elemdir. Konuşacağız. Bu sergilere bak ve şu ilanlara dikkat et ve bu dellallara kulak ver ki mucizluma bir padişahın antika sanatlarını teşkil ve teşhir ediyorlar. Kemalatını gösteriyorlar. Misilsiz cemali manevisini beyan ediyorlar. Hüsnü mahfisinin letaifinden bahsediyorlar. Demek onun pek mühim, hayret verici kemalat ve cemali manevisi vardır. Demek onun pek mühim, hayret verici kemalat ve cemali manevisi vardır. Gizli, kusursuz kemal ise takdir edici, istihsan edici, maşallah deyip müşahede edicilerin başlarında teşhir ister. Mahfi, nazirsiz cemal ise görünmek ve görmek ister. Yani kendi cemalini iki veçh ile görmek. Biri muhtelif aynelerde bizzat müşahede etmek, diğeri müştak seyirci ve mütehayyir istihsan edicilerin müşahadesiyle müşahede etmek ister. Hem görmek, hem görünmek, hem daimi müşahede, hem ebedi işhad ister. Hem o daimi cemal, müştak seyirci ve istihsan edicilerin devamı vücutlarını ister. Çünkü daimi bir cemal, zail müştaka razı olamaz. Bir daha okuyorum. Daimi bir cemal, zail müştaka razı olamaz. Zira dönmemek üzere zevale mahkum olan bir seyirci, zevalin tasavvuruyla muhabbeti adavete döner. Hayret ve hürmeti tahkire meyleder. Çünkü insan bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır. Çünkü insan bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır. Halbuki şu misafirhanelerden herkes çabuk gidip kayboluyor. O kemal ve o cemalin bir ışığını, belki zayıf bir gölgesini, bir anda bakıp doymadan gidiyor. Demek bir seyrengahı daimiye gidiliyor. Bu dördüncü suret hem onuncu sözü anlamada hem de genelde külliyatla kurulan ilişkide kilit bir öneme sahip bence. Çünkü burada söylediği çoğu hakikati Bediüzzaman Hazretleri farklı makamlarda vesilelerle tekrar edecek.
Mesela burada işte söyledim, zevali elem lezzet olduğu gibi zevali lezzet dahi elemdir. Buna çok rastlayacağız külliyatta. İnşallah okumalarımız devam ettikçe, Cenab-ı Hak inayetiyle, lütfuyla yardım ettikçe göreceğiz onları. Bak şunu da göreceğiz ondan sonra mesela. Daimi bir cemal zail müştaka razı olamaz. Bu da çok dönüp dönüp gelecek önümüze. Bediüzzaman Hazretleri'nin dikkatimizi çektiği bir düstur, bir hakikat, bir mantık kuralı gibi. Her yerde az çok buna dair mesajların, özellikle beka ile ilgili bahislerde, böylesi mesajların, ahiretle ilgili meselelerde, böylesi mesajların tekrar edildiğini göreceğiz. Daha bunun gibi ne var? Mesela bu en sondaki muhabbetin adavete dönmesi meselesi. Yani insanoğluna Cenab-ı Hak varlığı tattırdıktan sonra onu yoksunluğa çevirirse ve bu yoksunluğu da ebedi kılarsa, insanın varlıktan dolayı gelen muhabbeti ebedi bir husumet olarak Allah'a çevrilir. Neden? Çünkü tattırdı ama yedirmedi der. Verdi ama tutturmadı der. Veya dokundurdu ama sahip ettirmedi beni der. Veya işte bunun farklı versiyonları. Yani insanoğlu bir şeyin varlığıyla tanıştırılmasını ebedi olarak kendisinde kalmasına hak gibi görüyor. Bu olmadığında da derin bir yoksunluk hissediyor ve bu yoksunluğun kendisine zulüm olduğunu düşünüyor. Öyleyse Cenab-ı Hak ona böyle düşündürmek istemeyeceğinden ötürü, yani yarattığı varlığa, yaratışını zulüm haline getirtmeyeceğinden ötürü, çünkü rahmet o. Cenab-ı Hak bizi niye yarattı? Rahmetinden, lütfundan, kereminden yarattı yani. Mecburiyeti yoktu, muhtaçlığı yoktu. Bundan yarattı. Neden onu şeye çevirsin? Husumete çevirsin. Ama ahiret olmazsa öyle olabilir. Çünkü tattık, gidiyor. Sevdik, kalmıyor. Beğendik, bizim olmuyor. Yani dünya ile ilişkimiz sadece bundan ibaret oluyor. Yine başka bir yerde göreceğiz. Üstad Hazretleri münkirlerin Allah'a düşman olmasını, mesela bugün ateistler diyelim, deistler diye, deistler de yok pek ama ateistlerde daha çok var. Bu Allah'a düşman oluşlarını, deistler daha çok peygambere, sünnete, geleneğe düşman. Alimlere düşman, sahabeye düşman vesaire. Onların düşmanlıkları ayrı. Ama ateistlerin doğrudan Allah'a düşman olmasını bununla izah ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Şeye inandıkları için, ahiret yok diye inandıkları için, gidişatlarının hiçliğe doğru olduğuna inandıkları için buradaki tanışıklıklarından nefret geliyor içlerine. Adam diyelim aşık oldu, birisini sevdi. Ateistse ne diye düşünüyor? Bu gidecek. Yani bu bende kalmayacak ki. Bu, hiç olacağız. O da hiç olacak, ben de. Zaten zamanla yaşlanacağız, bu güzellikler de kalmayacak. Veya güzel anlar da geçip gidiyor, bunlar da elimizde kalmıyor. O hisler, o ilk duyuşlar, sevişler, onlar kalmıyor ki, onlar da gidiyor. Ülfet peyda ediyor vesaire. Bu iç içe gidişlerde görünce, şahit olunca onda bir nefret doğuyor. Hani bu benim oldu ama bende durmadı. Tanıştırıldım ama bende kalmadı. Dokundum ama saramadım falan gibi bir his. Ve bu diyor onların Allah'a karşı nefretlerini doğuruyor. Bu yüzden ateistlerde, inançsızlarda Allah'a karşı böyle bir kin, bir adavet, bir alaycılık, onu çok görürsünüz zaten. Her şeyle alay etme, namazla, oruçla, şunla bunla, dini bir ifade söylersiniz, hemen onu alaya alırlar, makaraya sararlar falan. Çok görürsünüz bunu. Bu alaycılık, bu nefret, bu öfke oradan geliyor. Çünkü hiçliğe gidiyorlar. O hiçlik psikolojisi içlerindeki öfkeyi yeşertiyor. Adam buradayım diyor ama buranın bir anlamı yok diyor. Muhteşem her şey ama bunlar kalmayacak diyor. Böyle bir ikili alem düşüncesinde, böyle bir ne diyelim, çelişkili, çekinceli bir muhatabiyette
sıkıntı olmaz mı? Elbette bütün psikolojik rahatsızlıklar buradan doğsa yeridir yani. Bu fanilik hissi insanı sapıttıran bir şey hani. Şöyle söyleyeyim, eğer ahirete inanmazsanız, Allah'a inanmazsanız, bunlar geri dönecek diye inanmazsanız kafayı yersiniz. Tek çaresi var, gaflet, uyuşturucu, alkol, sigara, bilmem şu bu işte türlü versiyonlarıyla internet, televizyon, eğlence, şu bu. Kendinizi uyutmak, faniliğin yaralarını hissetmemek. Tek yolunuz bu kalır. Geçmiş sözlerde onlara Bediüzzaman Hazretleri atıf yaptı. Küçük sözlerde vardı, vardı bu. Gafiller ya sarhoşla ya bilmem işte diye geçiyordu. Hangi sözdeydi acaba? Şimdi bak aklıma da gelmedi ama okusak yeri geldi. Mesela şurasını açtım hemen denk geldi. Acaba burası mı? Her kim hayatı faniyeyi esas maksat yapsa, zahiren bir cennet içinde olsa da manen cehennemdedir. Bu 8. sözden bu okuduğumuz kısım. Her kim hayatı faniyeyi esas maksat yapsa, zahiren bir cennet içinde olsa da manen cehennemdedir. Ve her kim hayatı bakiyeye ciddi müteveccih ise saadeti dareyine mazhardır. Yani iki cihanın saadeti ondadır. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da dünyasını cennetin intizar salonu, bekleme yeri hükmünde gördüğü için hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder. Mesela bu bir yönü. Bakalım başka bir yönünü başka bir sözde nasıl söylemiş Bediüzzaman Hazretleri? Mesela demek ey nefsim. Bu da mesela 5. sözden. Demek ey nefsim, hayatı dünyeviyeyi gayeyi maksat yapsan ve ona daim çalışsan, en edna bir serçe kuşunun bir neferi hükmünde olursun. Eğer hayatı uhreviyeyi gayeyi maksat yapsan ve şu hayatı dahi ona vesile ve mezra etsen ve ona göre çalışsan, o vakit hayvanatın büyük bir kumandanı hükmünde ve şu dünyada Cenab-ı Hakk'ın nazlı ve niyazdar bir abdi, mükerrem ve muhterem bir misafir olursun, diyor mesela. Başka ne varmış bunun gibi? Mesela şurası da. Bu da 2. sözden. Bil ki evvelki adam kafirdir veya fasık gafildir. Şu dünya onun nazarında bir matemhane-i umumiyedir. Bütün zihayat firak ve zeval sillesiyle ağlayan yetimlerdir. Hayvan ve insan ise ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başıbozuklardır. Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat, ruhsuz, müthiş cenazeler hükmündedirler. Bunun gibi çok elim, ezici, dehşetli evham, küfründen ve dalaletinden neşet edip onu manen tazip eder, diyor mesela. Bir de bu. Evet. Bunlarla yetinelim. Daha fazla okumayalım.
Bir de şey vardı, orayı bulamadım. Galiben ya sarhoşluğa ya işte bilmem neye diye söyleyen bir kısım vardı. Ona denk gelemedik. Nasip demek ki. Okuması hayırlı olan yerler burasıymış diyelim. Ya da Ahmet'in hafızası zayıfmış, bulamadı diyelim. Hah, buldum buldum. O da 6. sözdeymiş. 6. sözde 3. kârdaymış arkadaşlar. Mesela akıl bir alettir. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan öyle meş'um ve müz'iç ve muacciz bir alet olur ki geçmiş zamanın âlâm-ı hazinanesini ve gelecek zamanın ehvali muhavvifanesini senin bu biçare başına yükletecek. Yümünsüz ve muzır bir alet derekesine iner. İşte bunun içindir ki fasık adam aklın izaç ve tacizinden kurtulmak için galiben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar. Eğer maliki hakikisine satılsa ve onun hesabına çalıştırsan akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar ve bununla sahibini saadet-i ebediye müheyya eden bir mürşid-i Rabbani derecesine çıkar. Elhamdülillah. Evet. Yani bu faniliğin yarası acip bir yara. Mürşidimiz de bu yaranın tesirlerini tekrar tekrar hatırlatıyor ki doğru yola sevk olunalım diye. Cenab-ı Hak bu faniliği niye böyle acı yapmış? Tıpkı çobanın koyunlarına taş atıp onları uçurumdan bu tarafa çevirmesi gibi işte. Dilimiz yanıyor ki dönelim diye. Bazen anneler çocuklarını terbiye etmek için mesela biber sürerler. Ne için? Tırnağını yiyor mesela. Tırnağını yemesin diye biber sürerler. Tırnağını ağzına attın mı çocuk, ağzına acı geldi mi bırakır. Veya başka huyları olanlar için de yapıyorlar. Atıyorum işte tişörtünü yiyenler var. Başka işte etini, tırnağın, elinin etini yiyenler var böyle içine. Onları da böyle men etmek için acı sürüyorlar ellerine. Ki çocuklar onu yemesin diye, alışmasın diye. Gibi gibi Cenab-ı Hak da günaha, faniliğe ya da dünya zevklerine böyle acılar katmış. Neden? Denk gelince kaçalım diye. Bırakalım, alışkanlık olmasın diye. Fakat insanoğlu da işte arsız, şeytanın da öğretmenliğiyle, insani şeytanların da tabii şeytana pabuç çıkartacak, asıl şeytanı şaşırtacak derecedeki geliştirdiği şeylerle o şeyleri aşmaya çalışıyor. İşte nedir uyuşturucu? Faniliğin yarasını uyuşturucuyla aşmaya çalışıyor. Düşünmeyeyim, aklım onda olmasın, kafam bulansın, gelmesin aklıma gibi gibi şeyler deniyor arkadaşlar. Elbette denememek lazım. Şuur uyanıkken bizi doğruya götürür. Şuur dalgınken, kendisinde değilken, alkollüyken arabaya bindiğinizde gideceğiniz yere doğru dürüst varmayı hayal edebilir misiniz? Peki o olmuyorsa hayatı doğru şekilde nasıl yaşadığınızı düşünürsünüz sarhoşken? Değil mi? Yani arabayla bir yerden bir yere gitmeyi bile sarhoşken göze alamıyorsunuz ama hayatı sarhoşken yaşamayı göze alabiliyorsunuz. Bu nasıl bir düzendir? Bu nasıl bir mantıktır? Bunu kendimize böyle sormamız lazım. Ya Allah bana bu aklı verdiyse açık olsun diye verdi herhalde. Üstünü kapatayım diye vermedi diye düşünmek lazım. Cenab-ı Hak o konuda bizi uyanıklığa müştak eylesin yani. Kendisine uyandıracak bir uyanıklığa müştak eylesin. Öylesi dalgınlıkları sevdirmesin. Amin. Evet, dördüncü sureti ince okumaya başlayalım. Bak, had ve hesaba gelmeyen şu sergilerde olan misilsiz mücevherat, şu sofralarda olan emsalsiz mat'umat gösteriyorlar ki, bu yerlerin padişahının hadsiz bir sehaveti, hesapsız dolu hazineleri vardır. 1. Aklımızda olması gereken ilk şey,
varlığa bakınca uyanmamız gereken ilk şey, görmemiz gereken ilk şey, kabullenmemiz gereken ilk şey, dördüncü suretin perspektifinden bu. Had ve hesaba gelmeyen, yani sınırı hesabı olmayan, had sınır demek, hesap zaten biliyorsunuz. Hesaplanamayacak kadar çok şu sergilerde, değil mi? Baharın bütün manzaraları her bir açıdan ayrı ayrı sergi. O sergiyi oluşturan detayların her birisi yine binler açıdan ayrı ayrı sergi. Bir ağacı yanından görseniz ayrı güzel, aşağısından baksanız ayrı güzel, üstünden baksanız böyle bir drone'la falan ayrı güzel. Yani öyle bir sergi ki her açısı ayrı güzel. Bu var, birilerisi görmesi ayrı güzel, koklaması ayrı güzel, tatması ayrı güzel. Bu var, bir ilerisi içine giriyorsunuz, araştırıyorsunuz, fiziği ayrı güzel, biyolojisi ayrı güzel, kimyası ayrı güzel. Daha altına iniyorsunuz, işte biyokimyası ayrı güzel, atıyorum organik kimyası ayrı güzel, bilmem şusu ayrı güzel, o kimyanın da alt dalları ya da biyolojinin alt dalları veya fiziğin alt dalları. Yani akılla derinlerine indiğinizde de hepsi ayrı güzel. Yukarı çıktıkça ayrı güzel, aşağı indikçe ayrı güzel, 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 güzel oğlu, güzel, hep güzel yani, hepsi güzel. Heh, böyle bir sergi kurmuş Cenab-ı Hak. Onda mücevherat var, her birisi ayrı mücevher. Ha şimdi biz bir nara çok fazla para vermiyoruz, kilosu belli veya işte elmanın kilosu belli. Ama olmayaydılar bu kadar bol, belki elmas verip nar alırdık. Çünkü o ondan daha başka bir güzel. Elması ne yaparsın? Hani dişine mi alıp yiyeceksin böyle? Kemiremezsin, bir şey edemezsin ama onlar seni hayatta tutar yani. Veya dilini şenlendirir, veya gönlünü şenlendirir, gözünü şenlendirir. Elması alırsın, koyarsın, taş. Altını alırsın, koyarsın, metal. Ama yediğin, içtiğin o nimetler öyle mi? Fakat bol, Cenab-ı Hak bol verdiği için biz de kıymetsizliğine hamletmişiz. Halbuki ne kadar yanlış. Ondaki sanat var mı altında? Var mı şeyde, elmasta? Evet. Misilsiz mücevherat, şu sofralarda olan emsalsiz matumat. Matumat yani taamlar, yiyecekler, çoğulu kullanılmış. Benzersiz matumat gösteriyorlar ki, bu yerlerin padişahının hadsiz bir sehaveti, hesapsız dolu hazineleri vardır. Yani bu sevkiyat, bu her bahar gark olunan nimetler, bu yaratılış, bundaki bolluk, çokluk bize sultanın haşmetini göstermek için, görülmesi gereken o. Yoksa bunları tesadüfe vermek için değil. Şimdi insanoğlu işte bakış açısıyla her şeyi zehirleyebiliyor. Ya diyor, bu kadar diyor şey bol, akışına bırakılmış gibi diyor. Bu diyor tesadüfen oluyor bunlar diyor. Bu kadar bol, bu kadar çeşit çeşit. Bunun diyor tek açıklaması tesadüf. Yahu o sultanın haşmeti haşmeti. Sultan sana bir balya samanı da yemek yapabilirdi. Öküzlere yapmış. Sana da yapabilirdi. Ama sende başka bir hüner var. Sen onun farklı farklı yönlerinden tanıyabilecek bir canlısın. Şuurlusun. Akıl sahibisin. O akılda da çeşit çeşit tonlar, renkler var. Sana o idrakin daha yüksek olduğu için, yani öküz seviyesinde olmadığın için potansiyel olarak böyle bir sofra kurmuş ki o sofradan onun haşmetini oku. Oradan öküzlük yap diye değil yani. O sofranın başında öküzlük yapman için değil. Öküz öküzlük yapıyor zaten. O kendi vazifesini yapıyor. Sıkıntı da yok onda. O ekmeğini yiyor, öküzlüğünü de yapıyor. Ama sen bu sofranın karşısında onu yapmamalısın. Sana verilen bu çeşit çeşitlilik, sen onu tesadüfe yap. Ya bunlar işte şey akıyor ya bunlar. Kendiliğinden oluyor bunlar demen için değil. Oradaki özeni fark etmen için. Ve o çokluktan haşmeti çıkarman için. Yani bu Allah, sonsuz kudretli bir Allah ki yaratışında bir sınır yok. Bak bu kadar bir yılda ne kadar elma toplanıyordur dünya genelinde. Ne kadar portakal, ne kadar yemiş, ne kadar buğday. Nasıl bir miktar. Ya bu Allah ne kadar bol hazineler sahibi. Ne kadar ikram etmeyi seviyor, ne kadar cömert. Bunlara varman için bunlar.
Evet. Hesapsız dolu hazineleri vardır. Halbuki böyle bir sehavet, yani cömertlik, bolluk ve tükenmez hazineler daimi ve istenilen her şey içinde bulunur bir dar ziyafet ister. Hem ister ki o ziyafetten telezzüz edenler orada devam etsinler, ta zeval ve firakla elem çekmesinler. Çünkü zevali elem lezzet olduğu gibi, zevali lezzet dahi elemdir. Bak, başına dönüyorum. Halbuki böyle bir sehavet ve tükenmez hazineler, daimi ve istenilen her şey içinde bulunur bir dar ziyafet ister. Bak, ayetin şeyini hatırlayalım yine burada. Ayet bize baharı gösterdi. Oradaki kudret tecellisini gösterdi. Rahmet tecellisini gösterdi. Dedi ki baharda böyle bir kudret, böyle bir rahmet sahibinin icraatı varsa bu kudret ve rahmet sahibi insanı ziyan etmez. İnsanı da diriltecektir. Ayet bize bunu söyledi ya. Bak, burada nereye geldik? Cenab-ı Hakk'ın cömertliğine. Eğer kainatta Cenab-ı Hak böyle cömertse, bu kadar veriyorsa, bu kadar yaratıyorsa, ki bahar da onu gösteriyor zaten. Baharda vücuda gelenlerin bolluğu, hızı bunu gösteriyor. Bunun hesapsız dolu hazineleri var. Öyle bir cömert, öyle bir ihsan sahibi, öyle bir kerim. Hep ikram etmek ister. Hep sofra kurmak ister. Sofrasındakiler hep kalsın, gitmesin ister. Ne diyor cümle? Halbuki böyle bir sehavet ve tükenmez hazineler, daimi ve istenilen her şey içinde bulunur bir dar ziyafet ister. Öyle bir ziyafeti varsa bunların devamını da ister. Bizim mesela, kulakları çınlasın şimdi, bir eniştem var, bir de amcamın kızı var. Şimdi bunlar ikisi de karakter olarak çok cömertler ve şeyler, misafirperverler, ailecek de öyleler. Çocukları da öyle mesela, ikisine çekmiş tabii, babadan anneden ne görürse o. Şimdi abi gidiyorsun, kendini yani dışarı çıkamıyorsun evden, eve geri dönemiyorsun. Neden? Ya gitme, kal, ya yani sofrada oturuyorsun, şunu da ye, bunu da ye, şunu da ye. Hani ben zaten kiloluyum, bir de orada iyice kilo alıyorum. Şimdi bu insanlar, mesela işte amcamın kızı, eniştem. Şimdi bunları düşün mesela, bunların üzerinden düşünüyorum ben. Bunlar hep misafir istiyor. Yani o içlerindeki cömertlik, o misafir hep kalsın kendileriyle istiyor. Hep ikram edeyim istiyor. Veya Ahmet giderse başkası gelsin. O giderse bu gelsin, bu ev şenlensin, misafirsiz kalmasın istiyor. Yani cömertliğin şanı budur zaten. Bir insan hakikaten cömertse hep öyle olur. Bir sıfatın, bir insanda hakiki bulunuşu, onun daimi oluşuyla anlaşılır. İnsan üzerinde bile böyledir. Ya bu arkadaş çok merhametli. Hep öyle mi? Ona bakarız, böyle kurgusal olmasına değil. O hani siyasilerde veya işte yönetimde bulunanlarda falan böyle bir şey olur. İnsanlarla beraberken şöyle, öteki tarafa geçince böyle. Burada kuzu, orada koyun yapar. Burada kuzu, orada kurt falan gibi çeşitli şekillerde değil. Sıfatsa hep onda olur. Gitmez. Orada öyleyse burada da öyle olur yani. Orada öyle, burada böyle olmaz. Bu orada öyle, burada böyle ikiyüzlülerin karakteridir. Yani insan içinde bile biz biliyoruz ki öyle böyle olanlar ikiyüzlüdür yani. Onların sıfatı değildir o özellik. Tasannusudur, yapmacıklığıdır. Başka amaçlarla kuşanılan geçici bir haldir. Öyledir. Şimdi bakın, amcamın kızından, eniştemden ben bu tefekkürü yapıyorum. Diyorum ki bak, bu insanlar yapı olarak öyleler ve misafir hep onlarda kalsın istiyorlar. Gitmesin, yatıya kalsın, ertesi günde kalsın. Hani giriyorsunuz eve, çıkamıyorsunuz evden. Öyle ihsan ediyorlar. Öyle işte, o gidiyor, bu geliyor, çay geliyor, pasta geliyor, o geliyor, bu geliyor. Yani sürekli yiyorsunuz, içiyorsunuz falan, işte film izleyelim, gezmeye gidelim falan, sürekli böyle istiyorlar. Sizin de vardır öyle akrabalarınız veya siz kendiniz öylesinizdir inşallah. Ben öyle değilim mesela. Keşke olsam. Cenab-ı Hak o ahlakı bana da versin. Ben biraz yabani olmuşum. İnsanda bu böyleyse, bak bir de Allah'ı düşün. Ya Allah'ın
vermekle ilgili bir sıkıntısı mı var? Bu insanların bir maaşları var veya işte gelirleri var bir yerden, bir kapasiteleri var, onda bile böyleler. Bak, onda bile cömertlik sıfatı olan, yani ne bulsam da versem diyor. Cömertlik sıfatıysa, misafirperverlik sıfatıysa, ne bulsam da versem diyor, geliri belki çok da değil yani. Gitseniz evlerine, çok böyle saray değil. Ama gönülleri zengin. Deriz ya işte, o var. Şimdi insanda bile böyle. Bir de Cenab-ı Hakk'ı düşün. Ya vermekle ilgili bir sorunu yok ki. İstediği kadar yaratır. İstediği kadar bağışlar. Ki zaten gösteriyor da onu yapabildiğini bu dünyada. Yahu böyle bir Allah istemez mi daimi bir sofra kurayım, daimi kalsınlar, bu misafirler gitmesinler, hep yesinler, hep bana işte hoş sohbetleriyle, güler yüzleriyle eşlik etsinler, tabiri caizse bunları hani aklımızı yaklaştırmak için kullanıyorum. Yani bunların yüzlerini, misafirliklerini sevdim ben. Bunlar güzel misafirlik yapıyorlar. Hatırlı insanlar. Bunlar hep kalsın. Bir alem yaratayım. Onların gönlünü hoş edecek şeyler yaratayım. Bunlar hep bana tesbih etsinler, ibadet etsinler, gönülleri hoş olsun. İstemez mi? Yahu insanda bile böyleyse Allah elbette ki ister. İşte o cümle bize bunu söylüyor. Halbuki böyle bir sehavet ve tükenmez hazineler, daimi ve istenilen her şey içinde bulunur, bir dar ziyafet ister. Bir ziyafet evi, bir ziyafet dünyası, bir ziyafet alemi olsun ister. Hem ister ki o ziyafetten telezzüz edenler orada devam etsinler. Yani geldi, lezzetlendi, hoşnut oldu, hem de razı etti ev sahibini. Hoş bir misafir yani, terbiyesiz değil. Edebiyle geldi, güzel duasını da etti, teşekkürünü de yaptı, nimetlerin de kadrini bildi. İster ki diyor orada devam etsinler. Ta zeval yani yok oluş, zeval yok oluş, firak ayrılık, elem çekmesinler. Zeval ve firak. Yani dedim ya, daha önce bunu başka bir sözde konuştuk. Yok oluş zaten gidiyor tamamen, hani kopuyorsun ondan. İki, firak. Tamamen yok olmayışta da bir ayrılık yaşıyoruz biz. İki türlü de yaşıyoruz bunu. Ya sevdiğimiz şeyler yok oluyor, bir daha onlara ulaşamıyoruz gibi geliyor bize. Yani zahiri nazar için söylüyorum. Veyahut da ayrılıyorlar bizden, yine ulaşamıyoruz. Benim mesela işte güzel dostlarım vardı. Şimdi onlar nerede, ben neredeyim? Ulaşamıyorum, konuşamıyorum, görüşemiyorum. Varlar ama firakla ayrıldım ben. Yani firak oldu. Kimisi de var mesela, vefat etti, ayrıldı. O zeval. O artık ulaşılmaz benim için. Ötekine imkan var ama mesafe var, imkansızlıklar var falan filan gibi. Yani zeval ile firakın belki böyle bir nüansı. Allahu alem kaydıyla söyleyeyim, aklınızda kalsın. Bediüzzaman Hazretleri niye bunları beraber zikrediyor? Düşündüğümüz zaman o aklımıza gelsin. Ta zeval ve firakla elem çekmesinler. Çünkü zevali elem lezzet olduğu gibi, işte geldik o kilit cümleye. Çünkü zevali elem lezzet olduğu gibi, zevali lezzet dahi elemdir. Ne demek bu? Zevali elem lezzet olduğu gibi. Elemin yok olması lezzet olduğu gibi. Zevali elem. Elemin zevali, elemin yok olması, acının yok olması, çilenin yok olması lezzet olduğu gibi, zevali lezzet, lezzetin yok olması dahi elemdir, acıdır. Ne demek bu? Aslında çok basit bir şey, hep yaşadığımız bir şey, hayatın içinde bir şey, her tecrübemizde izi olan bir şey ama böyle formülize etmemişiz, tutmamışız, avlamamışız. Mürşidim avlamış. Bize de diyor ki, ha avladım, hakikat bu. Evet, hakikaten bir darlıktan çıktığımızda lezzet duyuyoruz. Bir ferahlığı terk ettiğimizde acı duyuyoruz ve daimi duyuyoruz. Onlarınki kalıcı oluyor. Söz gelimi, işte askerlik mesela, bütün erkekler gitti. Kadınlar bu temsili belki anlamayacaklar ama erkekler biliyor. Gittik askere, şimdi askerliği yapıyorsun, yaparken çileli bir iş. Ne kadar kısa dönemde gitsen, nasıl yapsan
mutlaka çilesi oluyor. Şimdi oradan tezkere alıncaya kadar içeride bir psikoloji var. İşte askerlerin birbirleri dertleşmeleri, şafak bitmiyor falan filan, o psikoloji, o görev şeyi falan filan vardır. Bir de tezkere aldıktan sonra tekrar dönüp baktığında askerliğe dair hissettikleri var. Hani derler askerlik 2 sene, o zamanlar için öyle söylenirdi. Askerlik 2 sene, hatırası 20 yıl. Niye? Adam 2 sene yaşamış ama onu 20 yıl anlatıyor orada yaşadıklarını. Hele bir de mesela nasıl güç geçmişse, zorlu görevler olmuşsa, anlatışı ona göre ballanıyor. Biz gittik işte operasyondaydık, şöyle oldu, böyle oldu, çatışmaya girdik falan filan. Veya başka türlü görevler de olabilir. O şeyi, kurtuluşunu ömür boyunca bir saadet olarak yaşıyor. Veya şöyle düşünelim, bir rahatsızlığınız vardı vücudunuzda, bir ne diyelim, bir ameliyatla çözülen bir rahatsızlığınız vardı. Şimdi rahatsızlık geçti. Bak, o geçmenin tamamı sizin için şey. Çok şükür ya, kurtuldum, o neydi o çileli bir şeydi ya falan. Bak, darlığı atlattınız ya. O daimi bir lezzet olarak kalıyor. Veya işte borcunuz vardı. Çok sıkıldınız o borçtan. Bir iki yılda ancak böyle ödeyebildiniz. Bittikten sonra ya çok şükür ya, o borcu atlattık falan. O darlık günleri de geçmişte kaldı. Bak, daimi oluyor. Zevali elem lezzet olarak daimi oluyor. Tersi de mümkün. Hani dedik ya, insan bir varlıkla tanıştırıldığı zaman, sevdiği zaman, ayrıldığında acısı kalıcı oluyor bu sefer de. Ya bir kızı çok sevdim ama vermediler. Bak, kaç yıl geçiyor, adam hala o dertte. Veya kadın o dertte. Çok sevdim de vermediler. Çok sevdim vermediler, sen şoförsün dediler falan gibi böyle manileri de olan bir şey. Veya işte çok güzel bir memleketteydiniz, o memleketten sizi sürüp çıkardılar mesela. Allah onları tekrar evlerine döndürsün, mutlulukla, saadetle, sıkıntılarını ferahlığa çevirsin. Filistinlilerin, Suriyelilerin yaşadıkları, Doğu Türkistanlıların yaşadıkları mesela şu an. Adam evinde, geliyor kapısına iki tane Yahudi. Geliyor polis, bundan sonra bu evde bu oturacak. Adam belki 50 yıldır bütün ailesi orada oturmuş. Yok diyor, bundan sonra diyor bu Yahudi aile oturacak diyor. Adamı zorla çıkarıyorlar evden. Geliyor o aile, kuruluyor oraya yeni aile. Yani sana şey de göstermiyor devlet. Yeni oturacağın bir yer de göstermiyor. Defol git diyor, kendini bul başına çare diyor. Öyle bir durum mesela yaşasanız, o içinizde şey kalmaz mı? Nasıl bir hasret kalır? Beni yerimden yurdumdan ettiler diye. Veya işte Suriyeli kardeşlerin yaşadıkları, adamların ülkesine Karabasan gibi çöktü şeyler. 40 tane örgüt geldi oraya. Rejim ayrı, Hizbullah ayrı, İranlılar ayrı, Ruslar ayrı, PYD ayrı. Adamların çöktüler memleketine, hepsini sürdü çıkardılar. Sünnileri yukarı doğru sürdüler, Türkiye'ye doğru. Şimdi adam... Ne güzel evinde, barkında, tarlasında, şurada, buradaydı. Şimdi hep daimi bir azap. Hakeza Doğu Türkistan. İşte Çinlilerin yaptıkları. Katman katman yani. Bunu düşünelim. Hakikaten lezzet zeval bulduğunda daimi bir eleme dönüşüyor. Elem son bulduğunda da daimi bir lezzete dönüşüyor. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman sultan bizi burada sevindiriyor, ikram ediyor, şenlendiriyorsa bizim bu haletimizi de biliyor. Bizi neden ebedi yoksun bırakıp da bu şenliklerden, o tattırdığı lezzetleri daimi bir eleme çevirsin? Bizi işkence etmeye mi yedirdi? Bizi süründürmeye mi kalan ömrümüzde bunları tattırdı? Veya bizi daha o şeyin içindeyken hiçliği düşündürerek mi mutsuz etti? Yani şöyle söyleyeyim, mesela idam olacaksınız. Önünüzde dar ağacı var. Bir saat sonra asılacaksınız. Önünüze sofra kurmuşlar. Ya ne yersin ki orada, ne lezzet alırsın? Bir saat sonra asacaklar beni. Orada dar ağacını görüyorum ben. Gibi gibi. Eğer ahiret olmazsa işte insan o şeye iner. O noktaya iner. Önünde dar ağacı olur,
önünde de sofra, yani ileride dar ağacı olur, önünde de sofra olur. Şimdi insan orada nasıl mutlu olabilir? Yani Cenab-ı Hak haşa haşa bizimle oynamıyor. Bizim psikolojimizi bozmaya çalışmıyor. Bizi delirtmeye çalışmıyor. Bu da ahiretle açıklanabilir ancak. Yani ahiret olursa bu varlıkta insan olarak algıladığımız dengesizlik gider. Sorular cevap bulur. Çözümsüzlükler açılır. Düğümler çözülür. Bu ancak ahiretle mümkün olur. Yoksa biz zevali lezzetlerden elem çeker dururuz. Evet arkadaşlar, bir paragraf daha okuyalım. Ondan sonraki kısmı belki bir dahaki derse bırakırız çünkü az vaktimiz kaldı. Bu sergilere bak ve şu ilanlara dikkat et. Ve bu dellallara kulak ver ki muciz numa bir padişahın antika sanatlarını teşkil ve teşhir ediyorlar. Bu sergilere bak ve şu ilanlara dikkat et ve bu dellallara kulak ver ki muciz numa bir padişahın antika sanatlarını teşkil ve teşhir ediyorlar. Gözle görülenler, sergilere bak, şu ilanlara dikkat et, akılla okunanlar ve şu dellallara kulak ver. Kulakla, yine akıl ve kulakla mesajı işitilenler. Buna her türden ses sahibi canlıyı da katabilirsiniz. Ama önce kimdir o alemin bülbülleri? Peygamberlerdir aleyhisselam. Dellallara kulak ver ki muciz numa bir padişahın antika sanatlarını teşkil ve teşhir ediyorlar. Anlatıyorlar, gösteriyorlar. Kemalatını gösteriyorlar. Evet, yani onun mükemmelliğini, olgunluğunu, üstünlüğünü gösteriyorlar. Misilsiz cemali manevisini beyan ediyorlar. Benzeri olmayan manevi güzelliğini, böyle insanınki gibi kalıplı cisimli güzellik değil, ondan yüce, ondan beri, ondan daha üstün olan cemali manevisini beyan ediyorlar. Hüsnü mahfisini, gizli güzelliğini, letaifin, hüsnü mahfisinin letaifinden, yani gizli güzelliklerinin latifliklerinden, hoşluklarından, inceliklerinden bahsediyorlar. Demek onun pek mühim, hayret verici kemalat ve cemali manevisi vardır. Öyle midir? Öyledir. Her şeyin anlattığı aslında budur. Taşın taşlığıyla, kuşun kuşluğuyla, aslanın aslanlığıyla, atın attığıyla her varlık aslında bize Cenab-ı Hakk'ın cemali manevisini anlatıyor. Nasıl anlatıyor? Güzelliğiyle anlatıyor. Arkadaşlar, çiçeğin güzel olmaya ne mecburiyeti var? Yani estetik olmaya ne mecburiyeti var? Gözümüzü şenlendirmeye ne mecburiyeti var? Elmanın lezzetli olmaya ne mecburiyeti var? Gerekli olması yeterli mesela. Elma lezzetli olmasın ama insan için gerekli olsun. Biz ilaçları nasıl yutuyoruz acısına rağmen? Hiç değil mi? Sesimiz çıkmıyor. Lazımsa, hastaysak mutlaka yutuyoruz. O elmaları da lazımsa eğer yutardık yine bak. İnsanoğlu zaruriyet hissederse acı tatlı demez yerdi. Ama bak bize elmayı ne güzel vermiş. Narı ne güzel vermiş, portakalı ne güzel vermiş. Böyle kokusuyla, tadıyla falan, görüntüsüyle hepsini ayrı ayrı güzel vermiş. Bunlar bize bir teşhircilik yapıyorlar. Kuşların sesi, cıvıltısı, bak teşhircilik yapıyorlar. Bizi yaratan Allah güzelden anlıyor. Bizi de güzel kılmış. Sizin de neyi beğendiğinizi biliyor. Değil mi? O kuşun sesinde o sır var. Gözü yaratan Allah görmeyi de bilir. Güneşi de bilir, gözü de bilir. Gördüğünü de bilir. Işığı da bilir, optiği de bilir. Siniri de bilir, beyni de bilir. Bunların hepsiyle ilgili çünkü görmek. Bir tek benim gözümle ilgili değil ki. Güneş olmasa da gözüm olsa neyi görecektim? Hiçbir şeyi. Güneşle benim gözüm tamam oluyor. Benim midem olsun ama güneş olmasın. Bak ne yiyecektim ben? Bitkiler güneşsiz olur muydu? Onları hayvanlar yemez, hayvanlar olur muydu? Gördüğünüz gibi bak bu bir düzenin parçası. Evet. Demek ki hepsi bir dellallık ediyorlar, bir uyuruculuk yapıyorlar. En sonunda işte peygamberler bunun en başıdır. Alemin bülbülleri onlardır. Onların da başı ser bülbülü.
Efendimiz aleyhissalatu vesselamdır. Onun femi mübarekidir. Bu dellallara kulak ver ki muciz numa bir padişahın antika sanatlarını teşkil ve teşhir ediyorlar. Hem kendileri sanatlar teşkil etmek, yani kendileri oluyorlar galiba o manada. Ha, bir araya getirmeymiş, teşhir sergileme. Hem bir araya getirme hem gösterme. Bu bir anlamda kendileri de o olma diye anlaşılabilir. Ben öyle anlıyordum mesela bu metni şimdiye kadar. Kendileri de zaten teşkil ediyorlar onu. İşte mesela derler ki şu şu sorun teşkil etti. Ne demek istiyorlar? Yani kendileri orada sorun oldular gibi bir mana var o cümlelerde. Biz kullanıyoruz bunu günlük dilimizde. Şu mevzu yekün teşkil etti işte. Yani o onu oluşturdu gibi kullanıyoruz. Burada da o manayı ben hissediyordum. Herhalde odur diye düşünüyorum. Kendileri padişahın antika sanatlarını teşkil ve teşhir ediyorlar. Hem gösteriyorlar hem kendileri onlarlar zaten. Hani peygamberler aleyhisselam hem Allah'ın ayetlerini bize gösteriyorlar. Bakın bunlara bakın, şu gözle bakın, şunları görün, bunlarda bu hakikatler var diyorlar. Hem de kendileri de zaten bizatihi ayetler. Peygamber Efendimizin en büyük mucizesi neydi? Kur'an'dan sonra ahlakıydı. Mucize-i Muhammedi aynı Ahmet'tir galiba, öyle bir cümle Risale-i Nur'da geçiyor. Yani Efendimizin kendisi bizzat o istikametli hayatla bir mucizeydi. O şartlarda, o zorluklarda, o dirayet yapılabilir mi normal bir insanda? Ama o yaptı işte mucize. Öz amcası bile düşmandı yani. Ona rağmen ne zorluklarla dinini tebliğden gram vazgeçmedi, gram yani. Tam kemalinde tebliğinde bulundu. Bu normal insan işi değil arkadaşlar. Evet, teşkil ve teşhir ediyorlar. Kemalatını gösteriyorlar. Misilsiz cemali manevisini beyan ediyorlar. Yani akılla, kalple sezilecek bu zahiri cemalden daha ilerisini, o zahiri cemalin işareti olduğu asıl güzelliği. Nasıl açalım bunu? İşte bir arkadaşınızın evine gittiniz, öyle bir sofra gördünüz ki Allah, süslenmiş püslenmiş, böyle yiyecekler çok güzel yerleştirilmiş, tepsiler falan filan. Tamam, orada da bir güzellik var ama o güzellik daha arkada başka bir şeye işaret ediyor. Bir, bu sofrayı kuran estetikten çok iyi anlıyor. Çok güzel içi, yani o estetik şeyi çok iyi. İki, sizi çok seviyor. Size karşı muhabbeti çok yüksek. Üç, çok da cömert birisi. Cimri olsa onu yapmazdı. Bu kadar gayrete girdiğine göre hem çalışkan hem cömert. Bak, zahiri güzellik ama manevi güzellikleri işaret eder vaziyette. Asıl zaten manevi güzellikten geliyor o zahiri güzellik. Yani maddiyat maneviyat üstünde duruyor. Ben zeki biriysem güzel bir kitap yazabiliyorum. Bilgili biriysem güzel bir kitap yazabiliyorum. Güzel bir kitap beni bilgili kılmıyor yani. Mesela işte bir kitap koydular benim yanıma, bu kitap sayesinde ben bilgili oldum. Değil, benden o çıkıyor, ondan ben çıkmıyorum yani. Gibi gibi, ya da işte başka örnek verelim. İşte bir bina, bu binanın önce bir mimarının kafasında planı var. Binadan sonra plan oluşmuyor, planla mimari oluşuyor. Gibi. Yani önce bir manevi tarafı olur, sonra onun üzerine maddi tarafı yükselir, dikilir, yapılır gibi. Bu kainattaki güzelliğinde önce manevisi var. Cemali manevi. Ne? Cenab-ı Hakk'ın isimleri, sıfatları, şuunatı, yaratışı. Odur onların gösterdiği. Binadan önceki plan odur. Kaderin işaret ettiği odur yani. Hüsnü mahfisinin, gizli hüsnlerinin letaifinden bahsediyorlar. Evet, burası da açıldı zaten bu beyanımızda. Demek onun pek mühim, hayret verici kemalat ve cemali manevisi vardır diyelim. Ve burada bırakalım, zaten süremizi de geçtik. Evet arkadaşlar, Allah hepinizden razı olsun. Dördüncü sureti yarın konuşmaya devam edeceğiz. Vedalaşacağız yarın itibariyle inşallah. Kilit bir metin, önemli bir metin. Ben önemsiyorum dördüncü sureti. Birçok şeyin içinde özetlendiği bir metin. Cenab-ı Hak hakkını verip, hakkıyla okuyup tefekkür edebilmeyi nasip eylesin.
Bu derslerde geçen ayetleri, isimleri, sıfatları hürmetine darda kalmış Müslümanlara, hasreten bugünlerde çok darlıkta olan Gazze'li, Filistinli Müslümanlara yardım eylesin. Doğu Türkistan, Çeçenistan, Mısır, Alem İslam'ın her yaralı yerine, Myanmar, devalar lütfetsin. Çok karanlıkta kaldık, bize gündüzü bağışlasın inşallah. Bayramınız şimdiden mübarek olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahumil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.